Herkese günaydın. Bugün 31 Ekim Salı, haftanın ikinci işlem gününden. Herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımla yönelik yapılabilecek çalışmaların ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, para ve maliye politikaların etkin kullanılarak enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı. Dün aylık BDDK verileri açıklandı. BDDK'nın verilerine göre, sektörün Ocak-Eylül dönemi net karı, Geçen yıl aynı döneme göre %53,5 artışla 439,7 milyar TL yükselirken sektörün net faiz geliri aynı dönemde %4,2 azalışla 476,7 milyar, milyar TL'ye geriledi. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,08 oranında yükselişle 7712 seviyesinde tamamladı. Dar bantta hareket eden endeks gün içinde en yüksek 7786, en düşük 7660 seviyesini gördü. En çok kazandıran sektör %4,8 ile turizm olurken en çok düşen sektör %2,05 ile iletişim oldu. Vade sonuna yaklaşılması nedeniyle endekste yüksek volatilite görülebilir. Kısa vadede 7720 seviyesini pivot 7780, 7845, 7905 seviyelerini direnç, 7655, 7595, 7530 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı 276,6, 278,9, 281 seviyeleri direnç, 272,1, 270 267,7 seviyeleri destek olarak takip edilecek.